Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. En büyük tehlike, en büyük neticeye götürdüğü içindir. En büyük ihsan, en büyük ihsan ilahi, en büyük neticeye götürdüğü içindir. En büyük tehlike, en büyük neticeye götürdüğü için. Bu cümleye başlıyoruz. Bu zamanda en büyük ihsan. Bu cümleye başlayacağım için yazdım. Kendim çalıştım. Bir de okuyayım ben kendi tespitimi. En büyük tehlike, en büyük tehlike niye? Niçin en büyük diyorsun? En büyük. En büyük netice götürdüğü içindir. Tersini düşünelim. En büyük ihsan, en büyük neticeyi götürdüğü için. Ha, bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Çalışmak. Yani illa anlatmak demiyor. Herkesin bu kabiliyeti yoktur. Herkesin böyle de bir vazifesi yoktur. Ama herkesin böyle bir çalışması olmalı. Yani birisi ustadımız tabiriyle fitil getirir, şişe getirir, gazya getirir, kirbit getirir. Bir şey ortaya çıkar değil mi? Lamba herkes istifade eder. Ha, bu vazife, bu durusu Kur'an'ı içinde bulunanlar herkes istihdam ediyor. Ya ben ne yapacağım? Sen zaten yapıyorsun. Ne yapıyorum, ne yapmam? Fıtrat-ı asliye zaten şekillenmiş. Seninle Cenab-ı Hak hizmet ediyor. Seninle birisine konuşuyor. Seninle yazıyor. Seninle. Ama yani ben kimim? Kardeşim, ağaçla konuşan Allah, sığırla konuşan Allah, çiçekle konuşan Allah, vahiyle konuşan Allah, ilham ile konuşan Allah, seninle de karşıki tarafa onunla konuşuyor. Niye? Senin aynan bu kadar gösteriyor onu. Yani bir tamamıya gösterecek halin yok ki. Senin kabiliyeti miktarınca Allah karşıki tarafa konuşuyor. Bak, en büyük, bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife. En büyük vazife nedir? En büyük vazife imanı kurtarmak ve başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Ne kadar güzel ya. Bu manada Kastamonu'da da var galiba. Bu Kastamonu'da güzel bir yer var. Yüz kaçtı? 197 miydi? 197 değil. 193 galiba. 190 ile 97 arası. Ben bir bakayım. 190 ile siz söyleyin. He. 193. Kainatta en büyük mesele. Amerika beyanat vermiş, buymuş. Amerika yerin dibine batmış. Yok. Tsunami olmuş, Japonya bilmem ne olmuş. En büyük mesele ve vazife ve hizmet olan hakaik imaniyenin çalışmasına raci gördük. Demek ki hakaik imaniye çalışmakmış. En büyük kainatın, bak, dünyanın demiyor, Türkiye'nin demiyor. Kainatın en büyük meselesi, kainatın en büyük vazifesi, kainatın en büyük hizmeti, iman hizmetiymiş. Yani Allah'lık hakikati sende çıkmasıdır. Sende gözükmesidir. İmanın bir manası budur. İnşallah beni şirkle itham etmezler. Bir daha söylüyorum, çok mühim. Allah kendisini seninle ifade etmesidir. Çünkü Allah en güzel ifade edildiği zemin arş-ı azam değildir. Lef-i mahfuz değildir. Cennet değildir. Cehennem değildir. Dünya değil. İnsandır. Cenab-ı Hak kainata zatiyle yoktur. Cenab-ı Hak kainata ilmi, iradesi ve kudretiyledir. He? Okay. Zatiyle nerededir? İnsandadır. Allah'lık hakikati, Celle Celaluhu, bilin yani, şerefinizi bilin böyle, şerefinizi, kalitenizi bilin yani. Çöplükte harcamasın böyle, kaliteye bak, insanlığın kalitesine bak.
Allah'lık hakikati diyorum. Esma demiyorum, sıfat demiyorum, şunat demiyorum. Şunat-ı zati demiyorum, mahiyet-i zati yani. Tümü, zat bile. Çünkü bir tanesi dedi ki, buna ait cumartesi. Dedim ya benden o, neyse vermeyelim o televizyonda program yapan zaten. Dedi ki ya çok ilgimi çekti dedi başta verdiğin şey. Onu dedi çok acayibime gitti. Oysa bu zat derin tarikat, derin tasavvuf meşrebi varmış. Derin tasavvuf neymiş? Yani tasavvuf diyorduk da derinmiş. Orada boyutlaşmış. Çok orijinalime gitti dedi. Ondan sonra kalem istemiş yazmış o. Neymiş biliyor musun? İyi. Herkes Allah'ı farklı anlatır dedim başladım. Hatırladınız mı? Niye diye merak ettim. Ben de dahil. Her derste Allah'ı başka anlatıyorsun. Çünkü benim anlattığım Allah değil. Allah'a işaretlerdir. Aslında Allah Allah'ın bendeki karşılıkları, bendeki o, ondaki ben. Mesela aslında kendimi konuşuyorum. Şu, bir adamı görmek isterseniz, alimi, hocayı, nasıl bir adam, kimdir? Konuşmasında kendisini ele verir. Aynen. Allah'a anlatmasına bakın. Allah'a ka gardiyan, ka hakim, ka savcı. Böyle hep haf noktasında anlatıyor. İçinde bu adam budur. O Allah'ı böyle görüyor. Haşa. Peygamberimiz de öyle. Aynedir bu alem. Her şey hakkıyla kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünündeyim. Yani o Allah haşa ayna olsa o kendisini seyrediyor orada. Ayna bu olsa kendimi seyrediyorum değil mi? Ama oraya bakıyorum. Kendimi bakmıyorum ki kendimle konuşayım. Arkadaşım oraya bakıyorum zannediyorsun ama buraya bakıyorsun. Nasıl? Buraya bakmak için buraya bakman lazım. Buraya bakmak için buraya bakıyorsun, buradan buraya bakıyorsun. Farkında değilsin. Hiç kimse aynayı görmüyor. Aynada baktığı halde. Yani oradan buraya bakıyorum diye kimin hatırına gelmiş? Allah da böyle. Aslında o Allah hakkındaki fikirlerini söylüyor. Zanlarını söylüyor. Düşüncelerini söylüyor. Öyle de bir muamele görecek değil mi? Öyle muamele görecek. Bir tanesi de çıktı. Benim gibi manyak adam mesela. Ben öyleyim. Allah, Rahman, merhametli, affeden, kucaklayan, bütünlük olarak. Benim Allah'ım böyle. Sonra dedim ki, nereden vardım? Benim fıtri bir yapım bu. Negatif konuşan, olumsuzlukları anlatan, haberleri, kötülükleri böyle. Sus kardeş, tamam anlatma. Yok Filistin şöyle. Anlatma kardeşim ya. Abi bir şey söyleyeceğim ya, güzel bir şey var Mısır'a gitme. Ya kardeşim, kötülük. Yok abi senin hoşuna geç. Ya Türkiye ile Mısır işte ittifak ediyor. Aha tamam, öyle de. Bana negatif söylemeyeceksin kardeşim. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum, benim halimde böyle bir şey yok. Şimdi ne diyordum? Böyle. Aynada. Ha Allah. Ha. Aslında Allah anlatıyorum diye kendimi anlatıyorum. Yani Allah'ın esma ve sıfatının aynadarlık olmuşum ya. Bendeki inkişaf hallerini. Şimdi benim gibi bir adam da çıkmış. Haf ve reca var ya, ikisi dengeli olmalı. Bizde haf reca fazla. Niye böyle diye soruyorum kendime. Çünkü hafı anlatan çok. Risale-i Nur metodu değil yani. Demek ki bu asırda irşat metodu değil. Tehdit etmek, korkutmak. Değil. Niye? Sırf mektubatta cehennemin varlığını anlatıyor. İspat etmek için ateş unsurundan mantık kullanıyor. Başka bir şey yok. Şu ağlarda cehennem seni korkutmasın diyor. Hatırladınız mı? Yani bu. 28. Yok. Sözde yarım sayfa. Yarım yaptığı sayfa var 28. sözde. Allah razı olsun. Sizce katkı sağlayacak, benim yanlış nakledeceğim veya şey olacak, ben size rica ediyorum, düzeltin beni, eksin veya tamamlanması gerekeni söyleyin. Katkı sağlamayı çok seviyorum zaten. Ben böyle birisi talep edip de böyle ders işlemiyorum. Koca cumartesi dersim ile atölye çalışması istiyorum. Ne diyorsunuz, katkınız var mı? Hatırlarsın. Hocam isimlerinin 90 tanesinin üzerinde olanın Rahman, sadece birkaç tanesinin ya. Genel isimler olması değil mi yani? Tut mesela. Mesela ben onu şöyle tehlil getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani benim alemimde tabii. Ha şunu diyecektim. Tabii unutmadan hemen söyleyeyim. O neredeydi şey bulun. Herkes Rabbi kim olduğunu o gün bilecek ve bilecek ve bulacak. Mektubatta abi. Kaçıncı mektup şeydi? 11. kelime herhalde. 11. kelime mi? O sonlara dönüyor. Onu, ha 11. kelimede. Hı hı. O cümleyi de bul sana. Ben ders yaparken. Onu bana bulacaksın şimdi. Diyeceksin, abi ders yapıyorsun. Dersim, benim dersim böyle. Manyak dersi işte. Çok hoşuma gidiyor. Kilyat. Efendim ya şey oluyor. Al, bul onu. O cümleyi bul bana. Herkes haşirde, cennette Allah değil. Rabbul alemini değil. Rabbi kim oldu? Rabbi. Kendisinin Rabbi. Benim Allah'ım böyle. İnandı Rabbine göre. Hay, muamele görecek. La ben de diyorum ki Allah'a hüsnü zan etmeyin. Hüsnü zan Allah bize söylüyor. Birbirinize hüsnü. Allah'a hüsnü zan değil. Allah'a nihayetsiz hüsnü zan. Nihayetsiz. Bir tanesi abi böyle deme ya. Bir şok ediyorsun bizim falan. Tamam nihayetsiz hüsnü zan etmeyin ben. Şimdi nihayetsiz hüsnü zan. Allah'ı öyle göreceksin. Elhamdülillah. Şimdi ha neredeydik? Bunu okuduk. Tamam. Bu zamanda gene geliyorum. En büyük bir ihsan. En büyük. Allah sana yapabileceği, haşa tabi yapabileceği derken Allah'a yakışan sana en büyük muamelesi imanını kurtarmak, sen inkişaf ettirmek, boyutlaştırmak ve bir kişinin imanının kurtulmasına vesile olmak. Bir kişinin iman kurtulmasına vesile oldun. Allahu Ekber. Ha. Allah hamdolsun. Nur talebeleri. Aa, yapmadın. Sen bu dershaneyi sildin. Lavaboyu temizledin. Ama aynı gün sen yüzlerce, binlerce insanın imanının inkişafına vesile oldun. 20 tane de kafir Müslüman yaptın. Defterinde kaydediliyor. Ya ben Alaaddin diyeceksin. Ya Rabbi ben musluk temizledim. Ben fabrikada çalıştım. Ben anneyim. Yeri temizledim. Yemek yaptım. Ya ben bunları yapmadım. Öyle diyor ayette. Kitapta diyor noktasına kadar şey görecek. Bunları ben yapmadım. Nasıl yazıldı benim defterime? İştirak amali uhreviye sırrına mazardın. O cemaate mazardın. Cemaatin içindeydin. Cemaatin bütün hasenatın ortaksın. Ortaksın, ortak. Benim bugün ne yaptımsa benim bütün nur kardeşlerim ortak. Günahıma ortak değil. O kardeşim, bu kafayı sağlayan sizler ve bunu dinleyenler, inşallah diyenin de sebebine ben ortağım. Bedava yok. Benimkine ortak. Benim bugün Kur'an'ıma ortak oldu. Cevşen'im, Ezmi Kur'an'ıma, o verdiğim cevaplara vesaire, dersime. Öyle de çok kaliteli ders olmuştu. Değil mi? Böyle ilginç ders. Biz daha kar olacağız. Elhamdülillah. Tabii ki kar olacağız yani. Elhamdülillah. Başkalarının imanını kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Yani evet böyle bir niyetin yok. Ama onu ifade edecek, buldun mu? Evet. Onu ifade edecek, ima edecek şeylerden çekin. Örnek vereceğim Resulullah'tan buna ait. Aleyhisselatü vesselam. Peygamber aleyhisselatü vesselam o zaman sokaklaması yok ya. Ayşe-i Sıdıka radiyallahu anha ile gidiyor. Bir kısım sahabe geliyormuş. Karanlık. Hafif ay varmış diyorlar. Çok hafif. Resulullah oldu belli. Ve yaklaştıkta 2-3 sahabe varmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ayrıldılar hemen. Psikolog, pedagog Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Çünkü Mekke'nin psikiyatrist ve psikolog fakültesinin dekanı, rektörü. Yani yaptığı işe bakın yani. Aleyhisselatü Vesselam. Hemen geçiyor, ayrılıyor. Ayşe validemize diyor ki sen burada dur. Gidiyor arkaya, ya ashabım durun diyor. Şu psikoloğa bak yani. 1400 sene sonra ben rehber olarak kullanıyorum şimdi. 1400 sene sonra ben ölçü olarak kullanacağım. Bak diyor ki, ashabım dur. Bu benim helalim olan, helal, nikahım olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir demiş. Yani
Sahabe demiş ki, estağfurullah ya Resulallah, sana suizan mı edecektik? Allah Resulü diyor ki, Müslüman'ın şeni odur ki suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Yani gece gece hangi kadını götürüyor? Zaten çarşaflı, zaten akşam. Kim oldu belli değil. Niçin söyledim? Cümleyi okuyorum. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Benlik. Verecek misin? Burası abi. Neresi? O siyah paragrafın alt tarafı. Birinci, 11. kelime siyah paragrafın alt tarafı. Yani baş taraf. Baş tarafta. Şurası mı? Aha, orası abi. Şurası. Kendi. Ha ha. Allah Allah. Herkesin bildiği yer. Herkesin, o kadar senin çok ders yaptığın yer ya. Bak diyor ki, yani bu dar-ı faniden gidip, çok önemli bir yerde bir üstten alayım. Yani bu dar-ı faniden gidip gideceğiz, dar-ı bakide huzur-ı kibriyeye müşerref olacaklar. Allah'ın huzuruna. Ondan sonra, neydi? Deylemi, Selahaddin-i Süleyman el-Darani. Süleyman el-Darani. Tamam. Süleyman el-Darani. Rahmetullahi aleyh ve asiya. Allah şefaatine mazhar eylesin. O da benim kafa dengiymişim. Ben ona kafa dengiymişim. Süleyman el-Darani Hazretleri böyle Reca'yı çok anlatırmış. Allah'a çok sevdirmiş. Bulunduğu tarihe göre çok ilginç bir insan. Demek ki herkes korkuturken bu soruyu sormuşlar. Peki bu kadar Allah'a anlatıyorsun merhametini, rahmetini, böyle acayip anlatıyorsun. Peki bu Allah senin için cehenneme koysa ne yapacaksın? Cümle onun ha. Vallahi Rabbim şu anda şahit, siz de şahit olun. Beni cehenneme de koysa, vallahi rahmetini oradakilere de aşılayacağım. Allah çok merhametli olduğunu cehennemdekilere de aşılayacağım diyor. Böyle bir insan. Yani yaşa. Orada vallahi cehenneme de gitsem, cehennemdekilere bile Allah'ı aşılayacağım. Yani rahmaniyetini aşılayacağım diyor. Allah şimdi, bunun Allah yani. Bir tanesi sen kızıyorsun, çocuk veya işte fabrikada veya şurada. Tamam abi. Yani sen yanlış yaptın. Yaptım. Ama affet ya. Tamam ama affet. Arabada yapayım ben. Telefonla konuşuyordum bayağı. Yani yanlış yapmışız. Yani sinyal verdim ama biliyorsunuz ki bir şey anlatacağım. Aynada ortaya gelince araba gözükmüyor. Arkası gözüküyor. Ortaya girmiş adam. Benim tam kapıya kadar gelmiş. Sol şerit. Ben onu görmedim. Sola girdi. Önümdeki arabadan dolayı konuşuyorum. Ama aynaya baktım ama aynaya girmedi. Meğer girmiş. Arkada olsa yine aynaya gözükürdü. O durut yaptı. Falan mesela ben tabii bir baktım eyvah. Dörtlüğü bir yaptım tak elimi kaldırdım. Böyle. Böyle tabii bağırdım. Cam indirdim. Yaptı. Tamam. Bak tehlikeye soktum adamı. Şey yaptım. %500 haksızım. Tamam abim bütün kusurları şey yapan. Tamam abi her şeyi örter. Böyle bir yaptım. Ne yaptı biliyor musun? Yaptı. Tamam üzülme. Tamam. Sen kusurunu anladın mı? Yani mesaj verdi. Ben dedim ki anladım. Tamam. Şöyle yapınca o da kafasına böyle tamam. Böyle yaptı. Tamam. Ha, insanız. İnsan benim kusurumu anlayınca affediyor da. Benim Allah'ım ona verdiği donanımla beni affediyor. Ona o donanımı veren ya Rabbi ben anladım kusurumu. Dünyada tabii. Affet. Affetmeyecek. Olur mu? Olur mu ya? Tamam senin Rabbin öyle. Bak. Bu dar-ı faniden gidip dar-ı bekada, bakide, huzur-ı kibreye müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i rahimlerine, makar-ı saltanat ebedilerine, ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. İyi dinleyin şimdi. Bütün dünyaya haykırıyorum şimdi. Doğrudan doğruya herkes, doğrudan doğruya, perde yok, Allah ile karşı karşıya. Doğrudan doğruya herkes, kendi Halik'i ve kendi Mabud'u,
ve kendi Rabbi ve kendi Seyyidi ve kendi Maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Kendi Maliki, Rabbi. Tamam. O zaman Allah'ını yüceltsene. Allah'ına kahareli kahar verme. Merhamet ver. Tamam. Affer. Hatta affetme. Çok affet. Ulan akıllı ol. Bir tanesi demişti ki bana. Duvanda. Abi ya bu menfaat perestlik oldu. Ne yapacağım ya? Aptallık mı yapacağım? Dedim ki duvanda. Ya Rabbi. Kazan bitmeden canımı alma. Eğer canımı alacaksa kazadan hesap sorma. Diyor, menfaat perest değilim de enayi perest mi olacağım? Ya niye verdi Allah bana? Ya Rabbi. Rahmet ilahi tebessüme getirdi demedi mi? Keşfel kubur diyor, o çocuğun vefat etmiş. Vefat ettiğini bilmeyen çocuğa. Peki bunu kim söylüyor usta? Ustad demiyor diyor değil mi? Peki nereden biliyor? Ben görmedim yazmadım diyor. Keşfel kubur ya. Peki neyi gördü? İyi dikkat edin. Çocuğu değil. Çocuğa sormuş. Men rabbuke. Men mübtedadır. Bunun haberi de. Yani çocuk zannetmiş ki ben hocam soru soruyor. Peki ne diyor onun sonunda? Ne diyor orada? Öyle deyince Allah ne yaptı? Rahmet ilahi tebessüme geldi diyor. Ne demek ya tebessüm? Kim gelmiş? Adam mı? Melaike mi? Rahmet. İlgini çekti mi şimdi? Allah'ı gören bir, Allah'ı gören bir zatın sözü olur bu. Rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Kim? Çocuğun soru cevabı. Melaikeleri değil, rahmet ilahi tebessüme getirdi. Allah Allah. Rahmet ilahi tebessüm eder mi? Rahmet ilahi de şefkat var. Lezzet mukaddesi var. Memnuniyet mukaddesi var. Lezzet mukaddesi var. Surur mukaddesi var. İltifat mukaddesi var. 24. mektubu okumuyor musun? Rahmet ilahi tebessüm. Bunu söyleyen zat şuunat-ı zatiyede müşereftir en az. Yani 24. mektupta Allah şuunat-ı zatinin bizdeki karşılığı nedir? Memnuniyet, surur, iltifat, lezzet, iftihar var ya mukaddesi. Rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Bunu diyebilmesi için şuunat-ı zatiye makamına varması, Allah'ı görmesi lazım. Şimdi ilgini çekti değil mi? Benim de çok böyle duman atıyor kafam. Bana diyorlar ki sen bu Risale-i Nur mu yazıyor bunları? Herkes Rabbül Alemin'i değil, Rabbini görecek. Abi ne diyorsun sen ya dedi ya. Vallahi dedi şirke mi gireceğiz? Ha vallahi şirk mi? Tevhid mi? Esas tevhid hakiki bu. Nereden okuyorsun? Bir tanesi dedi işte dayanamam. Söylemeyeceğim şey ki o duyulur. Dedi ki ya bunları dedi Risale'den mi okuyorsun? Okuyorum öyle. Yoksa ezberden senin şeyin takıntıların yok mu? Ta itimadımı aramak, kusura bakma gelip bakacağım dedi. Baktım, hakikaten böyle yazıyor dedi. İnan dedi, hiç unutmuyorum, 40 sene okuyorum dedi, ilgimi. Şimdi bunu da duyan ilk defa diyecek ki, bak doğrudan doğruya herkes kendi Halikini, Mabudunu ve Rabbini ve Seyyidini ve Malikini, Maliki kim olduğunu bilecek ve bulacak. Bu zat ne yapıyor bu dünyada biliyor musun? Bu zat. Bela ve musibetleri merhem işini şey yapayım size. Eczanede bir merhem getiriyorum size bak. Böyle bir zatı kafanıza koydunuz mu? Koy. Bak böyle bir Allah bak ne yapacak şimdi. Bu dünyadaki olumsuzluklara merhem vereceğim şimdi size buradan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve mustahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. İkisiyle tam örtüştü. Oh. Tam örtüştü. Ya. Meğer bu Allah'ın konuşmasıymış. Bu şekilde kişiye konuşuyor. Bu hadiseler kişiye Allah'ın konuşmasıymış. Ya Rabbi ya. Allah sana, ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki bu ustada bizi talebe ettin. Allah Allah.
Bak Allah'ın konuşmasını şey yapayım. Demek faaliyetten gelen harekat ve zevan bir tekelümat-ı tesbihedir. Sana karşı yapılan muameleler var ya, nasipleri gittin, büyüdün, geldin, kafana vurdun, işin oldu, olmadı, bela verdi, gelmedi. Tamam mı? Sen ne okudun onu? Ben artık bela demeyeceğim ona. Madem hayrı mutlaktır Allah, hayrın bir kenarı şer var mı? Hayrı mutlak diyor da. Yani dibi, başı, her şey hayır. Hayrı mutlaktan hayır gelir. Bela geldi, hayırdır kardeş. Hikmeti ilahi, hikmeti mutlaktan abes bir şey gelmez. Cemil-i mutlaktan güzellik geliyor. Ha cemil-i mutlaktan güzel. Mutlak diyor bak, dikkat edin, cemil demedi. Evet. Dibi kenarı falan kalmadı, kenarı. Yani bir tarafta olsa da cemil, ha bu parça cemilsiz. Ha bu taraf hayırsız bir yer. Mutlak. Hayr-i mutlaktan hayır gelir. Cemil-i mutlaktan güzellik gelir. Hakim mutlaktan abes bir şey gelmez. Aslan Risale-i Nur. Kahraman Risale-i Nur be. Bak şimdi. Demek ve sana yapılan muameleyi düşün bak. Demek faaliyetten gelen harekat ve zevan bir tekelümat-ı tesbihedir. Allah seninle konuşuyor onunla. Senin başına gelenler konuşmakmış. Niye? Tesbihedir. Ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Allah seninle konuşuyor, konuşturuyor. Aslında o yaprak ağaç ve Ahmet Mehmet, Allah onunla sana konuşuyor. Çünkü bulutun arkasına sopa vurmaz ve konuşmaz. Şöyle bir şey diyebilir miyiz Hasan Hocam? Bazı musibet geldiğinde dersimizi iyi alıp iyi değerlendiremesek, ahirette Cenab-ı Hak o kapıyı açsa, kulum ben sana böyle bir şey verdim, eğer bunu şöyle değerlendirseydin, şu kadar sevap kazanacaktın, kaçırdığın sevaba bak dese herhalde saçımızı başımızı yollarız. Allah razı olsun. Canım benim, Risa, ben bunu bezmeyeyim. Rabbi kim olduğunu bana yeter. Kimse diyorum ki, şaka zannediyorlar. Okumayın. Okuyun ama burası şaka. Tiryakilik olur. Bir dur bakayım bu ne diyor dersem, hakikaten tiryakilik oluyor. Buna değil. Alaaddin okuma hadi. Okumadı he? Okumayın hadi. Hadi haftada bir gün derse gelmeyin hadi. Mümkün mü? Tiryaki olmuşuz. Evet mümkün. Gelmeyiz ama sıkıntı çekeriz. Sigara, tiryaki. İçme, içe. Evet yaparsın. İçme değil. Ama sıkıntı çekeriz. Bu tiryakilik bu. Derse tiryaki olan bitti iş. Derse gelmediğimiz zaman şöyle diyorsun hocam. Sanki en güzel ve en önemli ders yapıldı da onu kaçırdık. Vallahi. Gelmeyince öyle oluyor yani. Doğru. Şu kağıtları görüyor musun? Şunları açacağız ha, bu akşam okuyacağız güya. Başkanın sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahfiyet ve terk enaniyet. Bu zamanda ehli hakikata lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike parasızlıktan ve fakirlikten geliyor. Ne olur niye güldün? Cümle düşüklüyor. Cümle. Trafik kazası mı geçirdi? Cümle düşüklüyor, hemen göze batıyor. Batıyor değil mi? Bak şimdi. Bu asırda en büyük tehlike parasızlık, fakirlik ve hastalıklardan geliyor. Herkes tuhaf tuhaf bakıyor. Niye? Çünkü trafik kazası geçirmiş cümle. Böyle değil. Bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hotfuruşluktan ileri geldiğinden. Benlikten ve hotfuruşluktan. Ehli hak ve hakikat. Mahvetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Mesela bir misal söyleyeyim. Aradılar ya, dün müydü o? Meşrep fark olunca, demek ki siteden elhamdülillah bir güven kazanmış. Laika dersi yapıyor bu abi vesaire diye güven kazanmış. Meşrep, cemaatimiz bir, meşrebimiz farklı. Büyük yaşta, Hasan kardeş dedi. Biz dedi bir vakıf kurduk. Büyük yani, büyük, tahmin edin büyük bir yer. Büyük bir. Seninle bir meşveret etmek istiyorum. Hatırıma sen geldin dedi. Buyur abim.
Dedi ki, aynı derste dediğin gibi diyor, dersi dinliyoruz ama şahsen tanışmıyoruz seninle dedi. Seni arıyorum, buyur abi. Diyorsun ya, meşveret yapacak kişi bunlarla kalır da, sen gel, sen olmaz, sen benim abi, sen de olma, sen gel, sen de olma, sen gel. Yani böyle cemaattan adam topluyor, noter, tasdikleyici. Ondan sonra bir şey konuşuyor, herkes de otomatik onaylıyor, meşveret ettik diyor. Böyle yaptı dedi. Üç arkadaş vakıf kurduk. Üç arkadaştan bir tanesi, öteki arkadaş böyle yaptı. Ne yapayım dedi ya. Ben dedi, dur diyeceğim diyor. Artık yeter. Hayır. Hayır. Bir hukukumu, bir hukuka koruyacağım diye, hukukumu arayacağım diye, hukuklara zarar verme. Mesela evde yemek veya basit şey, beşeriyet. Hanım sıkıntı yaptı. Ya ben bir hakkımı arayayım diye. Yani olay çıkartmak, tamam. Sıkıntı yapmak. Çoluk çocuğun bir sürü hukukları. Odada olan o çocuk eklenmeyecek. Yani hukuk ararken hukuku paymal etme. Cemaatin ahengini, konsantresi bozulacak mı? Bozulacak tabii dedi ya. O zaman al çekidin, çekip veya peki böyle mi yaptın? Bunların düşmanı değil. Ama seni onaylamayan insanlar. Tamam. Olsun. Rozetsiz, kimliksiz, kişiliksiz yani böyle bir kişiliği kazan. Ona nefer gibi hizmet et. Biz vazife yaparız. Makam istemeyiz. Tamam dedi. Tamam. Ama dur desem dedi hizmet. Bırak hizmetin selam. Aldatıyor. Onu nasıl şeytan aldattı seni de böyle aldatıyor. O şöyle aldandı. Böyle yaparsan otoriter merkezi olur, öyle aldandı. Sen de dur demek lazım. Bu aldanmaktır daima. Ne yapacaksın? Ehli hak ve hakikat mahfiyetkarına daima kusurunu görmek. Tamam, niye Allah beni onunla böyle konuşuyor? Ama yanlış olarak sevk etmez mi onu? Nur talebeleri Allah'ın nuruyla bakar ve feraset sahibidir. O adamın yaptığı çıkacak ya kardeş. Hiç merak etme, nurcuların içinde barınamaz bu. Barınamaz kardeş. Bu mümkün değil. Bu barınamaz. Nasıl barınacak? Çünkü ehli hakikatin karşısına nasıl, ne kaç gün duracaksın? Doğruyu yap. Ne olur. Doğru yerde ol. Doğru kişilerle doğru yere bak. Üç tane şeyi unutma bu fakir kardeşinden. Doğru yerde ol. Doğru kişilerle ol. Doğru yere bak. Bu çok önemli. Diğerisi hikaye. Kul ol. Bunu diyeceksin ki, ben bu imtihanları hep geçirdim. Hala geçiriyor. O kaybediyor. Evde geçirdim ki, acımasız oklavanı sen de bilirsin, sen de eskisin. Hatta bunlardan eski, en eski tanıyorsun, seni tanıyorum. Oklavanın altında öyle acımasız imtihan oldu ki, öyle diyor değil mi lemalarda? Kaç eleklerle, kaç eleklerle diyor şeylerde, şualarda mıydı? İnsafsızca eleneceksiniz. İnsafsızca eleneceksiniz diyor eleklerle. Kaç tane elekler? Bakayım demir misin, altın mısın, demir misin, gümüş müsün? Kaç tane eleklerle? İnsafsızca mı diyor? Evet. Bayanız. İnsaf nısıftan geliyor, yarılama. Allah için öyle değil mi? Bak insafsızca yani %50, %50'ye insaf denilir. Nısıftan geliyor. Hiç değil. Tam acımasız bir şekilde, yani tövbe yani hakikatin kıymetliliğini gösteriyor. İmtihan olacaksın. Yoksa senin sırtına bunlar verilmiyor. Bir vesileyle alıyor Allah. Öyle ya böyle. Şualar 522'de şartlıyor. 520 miydi? 522 şualar. 522. Elhamdülillah. Çünkü omuzumuza bu hizmet İhsan İlahi tarafından konulmuş. Alır kardeş. Dikkat et. Elhamdülillah. Aldığını nasıl anlayacağız? Dersleri gidemezsen, kitap okuyamazsan, hizmetle alakan yoksa, hizmet varmış, bitmiş, yüksek, umrunda değilse aldı senden. Eksiklik hissedeceksin. Koca hafta geçiyor, bir derse gitmiyorsun. Eksiklik hissedeceksin. Ha, eksiklik hissetmek tamam. Ha, demek oturmuş sende. Oturmuş sende. Bugün okumadım. Vallahi suç, kusur hissedeceksin onu. Neye benziyor? Ya karnım ağrıyor. Vay Allah Allah. İşin yoğunluğundan yemek yememişim meğer ya. Nasıl anladın? Elemden,
kalpte ruh sıkılıyorsa bugün okumadım diye, oturmuş senin kalbine kardeş. Müjdeler olsun sana. Koca bir hafta gitmedin bir derse. Ne tadı var, ne tuzu ya hayatı ya var. Niye? Ya bir derse bile gidemedim falan. Bir tane en az. Diyorsun müjdeler olsun sana. Oturmuş sende. Dedim zaten işin bitti senin. Sen de tiryaki oldun artık kurtulamazsın. O iş bitti artık. Ben demiştim zaten fazla takılmayın buralara. Tiryakilik olur demiştim. Adama tiryaki oldu. Bitti ya. Aç. Şimdi Allah aşkına ben okumadan durayım var Yasin. Mümkün mü? Bitti. İstesem de olmaz ki. Bizzat öyle demiş. Demiş ki bazında büyüklerden haşa haşa. Farz-ı muhal ya. Allah namazı kaldırsa diyor. Çoğumuz diyor bizim gibi böyle kalbi ruhu namazla gıdalanmış insanlar haram işlerdi diyor. Namazı kılmayacaksınız. Emir olsa farz. Kılmadan duramayız. Mümkün değil. Kılarak haram işlerdik diyor. Ruh o kadar acayip olmuş. Acayip olmuş. Ben mesela bir misal vereyim. Beni tanıyor. Suizan etmeyin ne olur. Etmezsiniz de. Bir şey anlatmak için. Vallahi Allah biliyor ya. Ben Kur'an'ı sevap için okumuyorum. Allah yazarsa yazar. Ben vallahi ruhum gıda, enerji ihtiyacı var. Pozitif. Enerji için okuyorum. Yani lezzet alıyorum. Enerji yükleniyorum. Ruhtaki o derinliklerdeki potansiyel enerji uyandırıyor. Beni böyle hal oluyor. Ben bunu kaçırmak istemiyorum. Kimisi bu tür şeyi esrarla yapar, şeyle yapar, kadın yapar, şöhret de yapar. Benim ruhumda da, onlar nefistekiler oluyor. Benim ruhumdaki o potansiyel risaleden hariç, hepsinin ayrı ayrı şeyi var. Olsun size de olsun diye. Ben o potansiyel enerji Kur'an'da, risalenin ayrı. Risalende kafam ayna gibi oluyor. Bulanık okuyor. Kalbimde böyle, ulan versene ya şu hizmet Kur'an'ımı ya. Çantamda. Tak. Kap gibi. Ha. İnşallah teşvik için söyledim. Böyledir. Mahvetkarına daima kusurunu görmek. Kusurunu. Ya bir gör kardeşim ya. Ne oluyor kusurunu görürsen kusurluktan çıkar. Kusurunu görmemek kusurdan daha büyük kusurdur. Elhamdülillah kusurumuzu görüyoruz. Hamdolsun. İyi. Ve nefsini itham etmek gerektir. Olan aşağılık nefis. Sen var ya ne namussuz. Dedi ki o kardeş, abimiz meşvet etti ya. Abi dedim seni de ya dur demek lazım artık. Bu da dedim hizmet namı altında, perdesi altında, koyun postu altında kurt duygusudur o. Aslında kendini ifade etmek, kendi hakkınıza, kendi şahsiyetini, otoritini almak için yaptırıyor. He kardeş değil mi dedi, aldatıyor değil mi dedi. Ha onu aldatan hakikat sende de. Çünkü Allah'ın Resulü diyor ki herkesle beraber şeytan doğar. Şeytan hiç ayrılmamış bize. Sure-i Tahat'tan gözükür. Unutmayın. Yanlışlık nereden geliyor? Söyle yanlışlık. Yanlışlık nereden geliyormuş? 30. Kaç dedin? 8'de vardı. Kaç? Divan-ı Arbi Orfi? 38. 18 bir de 38. 38 ve 18. Kayseri ve 18 nereye bağlı? Çankırı ve Kayseri. 38 Kayseri miydi? Evet. He. Divan-ı Harbi Orfi'de 18-38'e. Var mı sende? Bu ders sen dolcuk ya. O koy keşke kalkmasaydın yani. Şimdi olmasa öpten şey olacak senin. Divan-ı Harbi Orfi yoksa hep de yandık. Eyvah. Çantamda tırısın. Çantada. Tamam. Diyor ki yanlışlık tatbiki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten geliyor. Yani tatbiki nazariyat şu. Zihindeki yani kalbi ve ruhumuzdaki doğrularla alem, realite, alem-i şehadet arasında irtibatını kuramadan her bildiğini, her doğruyu zamanlama zeminini, kişiyi ve kimliğini ve kişiliğini çıkarla almadan söylemek ve yapmak. Tatbiki nazariyattan muhtezay hale mutabık olmamaktan geliyor. Evet, yanlışlık tatbiki nazariyat ve muhtezay hali düşünmemekten çıkar. He. 38'e geçiyor senin aletini olan alet böyle olmalı işte. Bak benim böyle bir aletim yapmıyor işte. Ona öyle bir alet lazım. Vallahi
18 açabilir mi divan örfi o aletin? Açtım abi. Aç bakalım. Diyor ki orada dinde hassas. Dinde hassas muhkemat akliyede. Muhkemat demiyor. Muhakemat. Muhakeme-i akliyede noksan olanlar iyilik zannıyla o bataklık zemininde tohum ekmeye başlamasıyla. Bak. Dinde hassas. Adamın telefonu ben Nurcu'ya. Nurcu ve vallahi telefonu Nurcu. Aferin Nurcu'ya dedi. Hani böyle. Çok hoşuma gitti. Bak gördün mü bak nasıl lazım. İşte değdi bu telefon şimdi. Bak dinde hassas. Kaybetme o sayfayı. Evet. Dinde hassas. Nurcu'dur, Tarık Kaçı'dır. Kim olursa olsun. Oo biri. O kardeşim teheccüdleri tamam. Şun. Hassas. Dinde hassas. Fakat muhakemat-ı akliyede noksa. Abi metrese gitmiştim ona bunu söylemiştim. Evet hiç ses yapma. O isim evet doğru. Aynı söyledim ben. X. Ben X. Kalmıştım o zaman onu. Evet. Bak dinde hassas. Sarık cübbe bu. Ve sünnetin her şeyini Allah razı olsun. Zeytin burnunda zikretmiştim abi. Evet. Dinde hassas. Böyle sünnet-i senin zerresine kadar iniş. Ama muhakemat-ı aklide noksan olunca kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat ve uslubu bilmeden söylemek ve yapmak dinde hassas muhakemat-ı aklide noksan insanlar o bataklığa tohum atıyorlar. Şefkat tokadı ondan dolayı geliyor. Evet ya. İyi olur. Sıcak olursa. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Neyse böyle bir umumi ders değil böyle müzakere gibi bir şey oluyor. İyi oturuyor abi. İyi oturuyor diyorum. Eyvallah ya. Yani hakikat yerine çok güzel oturuyor. Yerinde kullan. Bak şimdi bugün bir tanesi geldi başka bir tanesi. Yerinde hakikat oturdu ya. Baktım Sirkeci'de esnaf. Ama evinde ders oluyor. Çok kaliteli adam. Çok o adam. Kaliteli delikanlımız. Allah razı olsun. Şey yapıyor. Ne gördüm biliyor musun? Sorun. Bir şeyi çözmek için geldi de kardeşimiz. Depo dolu. Fakat kullanamıyor. Nurcuların sorunu. Nurcuların en büyük sorunu şu. Hepinizin. Kitap okumanızda ve bilgide sorununuz yok. Yemin ederim. Okşamıyorum sizi. Böyle bir makamda sizi okşamam. Doğru diyorum. Nurcuların bilgi sorunu yoktur. Yoktur kardeş. Donanımı fevkan. Sorunları şu. O bilgileri depodaki malzemeyi kullanamıyor. Niçin? Ülfeti ilim zannediyor. Ben bunu biliyorum. Hayır. Dur. Dedim bak kardeş bu malzeme. He ya. Malzemeyi kullanamıyorsun. İyi usta olman için. İyi ustasın. İyi malzemen yok. İyi malzeme var. İyi usta değilsin. İyi ustasın, iyi malzeme var. Bir de isteyeceksin. Ülfeti, ilim telakki etmeyeceksin. Sizin gibilerin ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi. İmanını ve ubudiyetini. Amenu ve aminu salihat. Amenu ve aminu salihat. İman edip salih amen işte. Büyük bir makamdır. Neyini? 500 kişi hitap etti, 5000 tane dershane açtı. Şu kadar kişi imana geldi demiyor. Sizin gibilerin ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir kârdır. Niye? Çünkü seni görenler illa bir şey senden etkilenmesi için bir şey konuşman değil yani. Yaşantın tesir ediyor sevgili kardeşim. Akraban bilmiyor mu senin ne olduğunu? Kurtulmak isteyenler, mesela benimle hatta aleyhimde bulunanlar vardı. Annemin aleyhim kafasının yerlerdi, şöyle bu çocuğuna şey yaptılar. Aleyhimizde olan akrabamız vardı. Tek tek çorap söküğü gibi geliyor. Niye? Telefon ediyor. Yeğenim Hasan, buyur emice. Emice deriz. Buyur emice. Yeğenim tanıdın değil mi? Tanımaz mıyım ya? Yengenle geliyoruz da oraya ziyaret edeceğiz seni. Ziyaret içinde geçiyor. Ne ziyaret edecek? Yetkileri var benim annemde bunlar ziyaret edecek. Tamam emici başımın üstüne. Geliyor. Meğer yengem girmiş buhrana, depresyona, bunalıma artık böyle ölümle yaşamak eşit. Yer yer camdan atlamış kapı içmeme falan olmuş. Yani ilaç da şey yapan. Neyin nesidir? Tamam. Geldi.
Senin niçin anlatıyorum? Senin nurcu olduğunu, çağrı olduğunu biliyorlar. Gelmeseler de, bilmeseler de, tanımasalar da manyetik dalga yayıyorsun. Abi nasıl oluyor? Kardeşim ben kokuyu sürdüm. Kimse beni görmüyor. İyi bir koku olsa. Mahalle bütün kokuyu alıyor. Beni görmüyorum. Allah Allah. Bu balık nereden pişiyor ya? Bu balık bir, olan güzel bir koku ya. Diyoruz ya. Ha bu madde böyleyse burun aldığı gibi ruhtaki koku da o herkese yayılıyor. Allah yaptı bunu. Ya İbrahim ezan oku. Bütün dünya buraya gelecek. Ya Rabbi benim ezanımı kim duyacak Mekke Medine arası Kabe olduğu yerde? Ya İbrahim sen ezanı oku duyurtan benim. Hakikaten ezan okuyup gitmiyor muyuz? Ta Malezya'dan, Endonezya'dan, Amerika'dan, kutuplardan, Sibirya'dan gitmiyor muyuz? Ezana iltica, ittiba etmiyor muyuz? Duyuracak benim diyor. Sen donanımlı ol. Sen donanımlı ol. Gönderecek Allah'tır. Kalpler Allah'ın elindedir. Şu anda kim nasıl etkileniyor? Bilmem. Ben zevk alıyorum bu dersten. Ben zevk alıyorum. Elhamdülillah. Bir daha hiç asar. Aa, dünya kaç paraymış sanki. Şimdi sevgili arkadaşım. Şuradan bir yerde okuyayım. Allah var. Problem yok. Gerisi hikaye. Olmuş olmamış. Çok daha mühim sanki. Efendim o işim olmuyor. Allah var. Problem yok. Adam bunu her şeyini kaybeden adam dedi. Ne kadar tesir etti ki buraya kadar geldi. Kolunu kaybetti. Çoluk çocuğuna bomba isabet etti. Çeçen komutan. Köy yok olmuş. Çoluk kimse kalmamış. Sağ kolunu kaybetmiş. Sol kol yaralı. Gelmiş Türkiye tedaviye. Düzeldi. Gönderiyoruz. Mehmet komutanım. Buyur hocam. Böyle, hocam da yok ha. Sen, buyur hocam. Nasılsın dedim. Bu her şeyini kaybeden söylüyor. Allah var. Problem yok hocam. Eğer savaş bitsin ben de sağsam Grozny'de sana dersen açacağım. Söz veriyorum. Bu adam Nurculuğa karşıydı. Vehhabiydi. Bediüzzaman'ın mezarına biz haç tavafı yapıyormuşuz. Hacca gitmiyormuşuz Nurcular. Niye gitmiyormuşuz? Bediüzzaman'ın mezarına tavaf etmek, sahi etmek ondan sonra haçmış. Nurcular böyle yapıyormuş. Ona dedim ki, vallahi çok iyi olur dedi. İyi ki geldin sen dedim Mehmet komutanım. Niye? Vallahi şu Bediüzzaman'ın mezarını bir bul da bir tavaf edelim. Nerede dedi? Ne bileyim. Hakikaten mi? Mezarı belli değil. Ehli dalalet mezarını bile yok etmiş. Oka, sen dedim bu deccalı nasıl? Oo, Allah düşman Kur'an. İşte o deccal sağlığını değil, mezarından bile korkmuş. Mezarı bile yok. Ne yaptı biliyor musun? Böyle geldi. Kafayı kaldırdı bir daha üç defa. Mezar belli değil mi? Yemin ederim belli değil. Dur hiç ses yok. Sonra meyve yemeye başladık o hiç ses yapmıyor. Tamam bir elmanın yarısına geldik. Hasan Hoca bizi aldattılar diye mi? Vallahi sen dedim Türkiye'ye kaldın. Gene gidene sor. Araştır internet. Mezarı nerede? Gidip beraber tavaf ederiz. Celallendi. Çok acayip. Bak, İsa'nın ancak böyle aleyhine iftiralarla. Her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. Aman! Ben alıp, o bir dönemdi. Ben bir kurtar, o ilk derse gitmek. Hayır. Yani kendini yıpratmak, işi terk etmek şu an değil. Adam gibi yaşarsak o koku yayılır. Nasıl olacak kardeşim? Mekke'deki ezanı, İbrahim'in ezanını buraya kim bize duyurttuysa senin kalbindeki cezbeyi de onu ona o götürecek. Şu derste tesiri yapan o değil mi? Bak, yanında 3-5 talebe var mı? Hem de tenekeci Mehmet Efendi, tenekeci. Yani. Soba yapan yani. Senin meslektaşın. Yani bu işin ehli değil yani. Diyorlarmış Hasan Hocam, üstadım bunları kim okuyacak? Keçeli sen yaz diyormuş, dünya okuyacak. Ya. Her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil,
Belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. Öyle adım at ki senden dolayı imanlarını da şüphe etmesinler. İslamiyet'ten soğumasınlar, nurculuktan soğumasınlar. Ya bu nurculuksa benden uzak dursun demesinler. O da hizmete ciddi devam ile olur. Nasıl olacak? Ciddi devam ile olur. Ciddi olacağız arkadaşlar. Bu adam böyle. Mesela bir ciddi bir tanesini söyleyeyim. Kardeş niye giderse gelmedin? Ya abi ders günü misafirim geldi. Akraban da bilecek. Bu adam bugün ne günlerden? Pazartesi. Sizin ders burası. Ben gidiyorum ama Yasin'e. Gidiyorum ama akraba aile oturmaya. Bu adamın pazartesini tercih etmiyor. Bu adamın diyecek ki seni arayacak. Ya oturmaya geleceğiz. Pazartesi hariç hangi akşam görürsen gel. Pazartesi benim dersim var kardeş. Cumartesi de var. Ha cumartesi Zeytinburnu. Ha başka. Ama cumartesini gelemesen bile burayı kaçıramazsın. Böyle bir şansın yoktur. Orayı kaçırabilirsin. Çünkü umumi bir yer. Burası senin beldendir. Burası beldendir. Kaçıramazsın. Kaçırmaya değil bir lüksün yoktur. Yok. Bak taassubum olsa benim kaldığım yer Zeytinburnu'na gelir. Hayır. Allah razı olsun. Burayı kaçırmaya lüksün yok. Ama niye? Ne zaman? Ciddi bir işin olursa tamam. Çocuğun hastadır, sen hastasın. Ciddi bir şey. Yok akraba. Diyeceksin ki akraba kardeşim benim pazartesi her pazartesi randevum doludur. Ehli dünya randevusuna portakalına kimseyi sokmuyor. Protokolüm var diyor. Toplantıdayım diyor. Pazartesi toplantıdasın kardeşim. Bitti. Ha diğerlerini gidersin gitme. O sana ait bir şeydir. Buraya böyle sana ait bir şey yok. Burada bir lüksün yok. Yok vallahi. Mesela ben cumartesi oturuyorum Zeytinburnu'nda. Aşağı derse inmiyorum. Lüksüm var mı? Öyle bir lüksüm yok. Ya bugün canım istemiyor. Hiç şansın yok vallahi. Derse ineceksin. Hani kattan ineceksin mescide. Yapacaksın mı dersin. Öyle yok. Lan gurlukur yok. Öyle bedava 5 köfte vermiyorlar. Allah'ın izniyle. Allah'ıma hamdolsun. Allah'ımı çok seviyorum. Allah demeyin diyorum. Allah'ım değil. Elhamdülillah. Seviyorum ne yapalım. Bir tane söyle dedi. Ya Rabbi seviyorum seni ne yapayım dedi ya. Başka canım. Ya. Başka bak bir şey okuyayım size. Çok antika burası da. Aziz kardeşlerim. Siz katı biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, yani sen, ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Hikaye değil, mübalağa. Biraz önce okuduk, siz yoktunuz o zaman. Şuydu, en büyük tehlike, en büyük neticeyi götürdüğü için en büyük tehlikedir. İmansızlık en büyük tehlikedir. Niye? Buz-u ilahiye, buğuz-u ilahiye, Allah'ın nefretine mazhar oluyorsun, cehennemden beterdir. En büyük tehlike cehennem değildir. En büyük mükafat cennet değildir. En büyük tehlike buğuz-u ilahi, en büyük mükafat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetidir. Onun için büyük zatlar cehennemden değil, Allah'ın nefretinden, buğuzundan korkmuşlar. Öyle sıradan avam cennet ister. İşin ustası muhabbet-i ilahi billeması bize yeter demiş. Bin cennete değer. Allah beni sevdikten sonra ötekisi hikaye ya. Allah seni seviyor. Hem seviyorum hem nefret ediyorum. Ölmüş yok. Seviyor bitti. Yunus Emre gibi aslında. Ne demiş? Demiş ya cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver onları. Bana seni gerek seni diyor. Ya. Ahmet bin Hanbel. Bu hadi tasavvuf edin. Aşık. Hak aşıkı. Ahmet bin Hanbel. Hanbeli mezhebinin sahibi. Fıkhül Ekber 137. sayfa. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikat kitabıdır. Eşari ve Maturidi Hazretleri'nin fikirlerinin cem olduğu bir kitaptır Fıkhül Ekber. Orada 137 bir de bir tane sayfa da var onu unuttum. Ahmet bin Hanbel Hazretleri Allah'ı gördüm dedi. Ben Allah'ı onlarla kalı söyleyeceğim. Allah'ı görünce dedi bir anda şaşırdım dedi. Birkaç defa daha sonra gördüm aynı bu vukuat olay öyle olmuş. Allah bana dedi ki diyor görünce, ey Ahmet, benden ne istiyorsun? Ben diyor hiçbir şey diyemedim. Dedi ki, ey Ahmet, sen benden koltukta yer ver. Sen benden bir şey isteme.
Sen beni iste. Sen beni iste. Çünkü otur. Heh, gel bir tane. Çünkü sen benden bir şey istersen o ben değil. Bendendir. Toparlayın bir daha. Şöyle. Benden bir şey isteme, hoş geldin. Benden bir şey isteme. Çünkü benden istediğin ben değilim, bendendir. Ama sen beni iste. Ona giden işaretler demiştiniz ya dersin. Evet. Ya. Abi bir daha anlat. Anlayamadı orayı. O ben beni bir daha anlat. Ahmet bin Hanbel Hazretleri söylüyor. Diyor ki Allah bana dedi ki diyor. Sen benden bir şey isteme. Sen beni iste. Ben sana verdiğim şey ben değilim. Bendendir. Ama sen beni isteyince ben olursam her şeyin olur. Peki Hasan abi o şeyle tevafuk ediyor mu? Bir an vücudu münevver. Evet. O ebdere binlercesinin senelere müreccaattır. Yani o an Allah'ı istemek mi abi? Yani o bir anı. Allah'ım Allah şimdi sevdiğim sonra nefretim değil. Allah'a böyle mazi, mustakbel hali bir bakar, bir bilir. Öyle seni sevdiğimi mazinle, mustakbelinle seni sevmiştir. Bitti. Sonra değiştiriyorum yok. Bu bir insanlara aittir o karar. Şimdi karar verdim, sonra değiştiriyorum. Yani o anı milyon seneye galebe çalmak. Tabii sonsuz ya, tabii. Tabii sırrı Allah sonsuz olduğu için. Ya arkadaşlar. Allah'ın bize en büyük ihsanı kendisini bize vermiş. Neyle vermiş? İmanla. Allah kendisini bize vermiş. Allah daha ne verecekti ki? Hani Allah'tan bir şey istedim ama Allah değil ki o. İmanının içerisi, yani imanın içerisi Allah'tır. İmanın kendisi Allah değil. Zatını bir nurudur. Ama o imanın içi yani. O'dur. İmanın imanı yani. Ruhun ruhu, hayatın hayatı. Bak ne diyor? Aziz kardeşlerim, siz katı biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerin meşgul oldukları vazife ruh zemindeki bütün muazzam mesaiden daha büyüktür. Onun için dünyevi merakaver meselelere bakıp vazife-i bakenize futur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok okuyunuz, kuvve-i maneviz kırılmasın. Ne diyor? Geniş daire haberleri dinleme kardeşim. Sen bilsen de bilmesen o öyle cevap edecek. Ama sen onu bilmenle kuvve-i maneviyen yıkılıyor, aslı vazifen geri kalıyor. Oraya bir katkın olmuyor. Tam tersine kuvve-i kutsiyen, kuvve-i maneviyen bozulunca oranın manevi alemine destek yapamıyorsun. Niye böyle diyor bak bize? Bak nerede nereye geçti? Diyor ki onun için dünyevi merakaver meselelere bakıp vazife-i bakiyenize futur getirmeyiniz. Mesela abi bir şey göstereceğim dedi dün internette. Abi haber göster. Bana bak. Moralimi bozacak bir haber gösterme bana. İstemiyor. Sonra da onu boşaltmak için o enerjiyi belki de bir cüz okuyacağım. Pis koku duymak istemiyorsan pozitif kuyusunun kapağını açma kardeşim. Ha abi bilmeyecek misin? Bildin de ne oldu? Kuvve-i maneviyen kırıldı. Evrat da okuyamadın, esker de okuyamadın, tefekkür de edemedin. Oysa bir köşede, bir kenarda fil ukat şeyde söylüyor işaret hücazda. Yufsidüne filerd. Yufsidüne filerd. O arzda fesat çıkarlar. Orada diyor ki işaret hücazda. Ya adam kenarda ben o şey yapıyor, uyguluyorum. Kenarda bir kendi gizli yerlerde bir şey yapmış, içki içmiş, zina etmiş. Veya başka bir yerde bir risalesi cevşen okumuş, Kur'an okumuş, ders yapmış. Ne alakası var Filistin'de, Endonezya'da, şurada buna? Kardeşim, Berat gecesinde o dünyada işlenen bütün hasenalar, seyyeler, günahlar ve sevaplar, bir senelikler toplanıp o önümüzdeki senenin çekirdeğini oluşturmuyor mu? Sen de çekirdeğini oluşturmak istiyorsan oraya katkı yap. Orada geçiyor işaret icazda. Ya benim amelimle ne olur? Eğer böyle olduğu için sana ne yani? Ne demiş? Kral demiş ki havuz yapmış köyün ortasına. Herkes bu gece gizli bir kova süt koyacak buraya. Süt.
Köylü demiş ki bir tanesi, lan herkes süt getirecek, despot gibi bir adam, herkes korkar. Kimse başka bir şey getiremez. Kovası süt boşaltacaksınız demiş. Demiş ki bir tanesi, ya herkes süt getirecek. Bu kadar havuzun içinde bir kova su koysam ne olur? Kimse anlamaz. Süt zanneder, gitti boş. Meğer herkes de öyle düşünmüş. Sabahleyin bir bakmışlar ki bir kova süt yok. Çünkü o da öyle düşünmüş. Sen vazifeni yap kardeşim. Benim ilgilendiren taraf o. Sen vazifeni yaptın mı bana soracaklar. Ustad diyor ki vazifen şudur. Dünyevi merak haberi meselelere bakıp vazifeyi bakiyenize futur getirmeyiniz. Okuyamıyorsun, derse gidemiyorsun, evde taşkınlık yapıyorsun, asabileşiyorsun, işini yapamıyorsun, canın sıkılmış, leylim leylim dolaşıyorsun. Şefkatinden dolayı. Çünkü olayın arkasını bilmiyorsun. Olayların arkasını biz bilmiyoruz. Sırf surete bakıyoruz. Bu olay nerelere malzeme oluyor, nereleri ihya ediyor, nereleri tamir ediyor, nereleri tahsiye ediyor. Kimleri cennete koyuyor, kimleri bununla cehenneme atacak. Bilmiyorsun, bilmiyoruz. Yalnız bizim bileceğim şu, dördüncü meselenin, meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Neredeydi o ya? Bir şey vardı. Ey nurcular! Hatırladın mı? Buldum. 135'te bak ne diyor. Ey nurcular! Allah'ın sizlere ihsan ettiği ezeli lütfuna karşı secdeden başlarınızı kaldırmayınız. Kaldırmayınız. Gecenin soğuğuna aldırmayınız. Sizlere lütfunu hiçbir hususta esirgemeyen Rabb-i Rahim'e gecenin bu mübarek saatlerinde kalkarak vazife-i şükrü eda ediniz. Ve bazıları düştü istikbalı düşünmek derdiyle aklı maaşı sarsan hadiseler karşısında, hakikaten aklı ve maaşı dünyevi hadiseleri sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz, korkmayınız. Nur'un kutsi kerameti ve imdadını müşahede ediniz. Ey fahri alemin gösterdiği doğru yoldan şaşanlar, dünyanın fani metalları ile gurulanıp taşanlar ve ey dünyamıza zararı olur korkusuyla Nur-u Kur'an'dan kaçanlar, sizler dünyanızın uçurumlara gittiği zanniyle o baki ve tatlı sandığınız fani ve hakikatta çok acı lezzetlerinizin zeval bulmak, şedid ve elim elem ve ızdıraplara tahammül etmek üzere olduğunu tahmin ederek manasızca radyoların başına koşuyorsunuz. Bu koşmakta ve bu dedikoduları dinlemekte ne fayda var? Zeval bulucu lehviyat ve lezaizle körleşmiş bakan gözleriniz artık yeter. Biraz hakikati görsün. Sağırlaşmış duyan kulaklarınız biraz hakikati duysun ki bu acip ve dehşetli ve hiç misli görülmemiş devirde hususan ehli imanın çok sarsıntılar geçirdiği ve çok dehşetli düşmanlar karşısında bulunduğu ve küfr-ü mutlak ateşinin mahallemizi sardığı bir zamanda ancak ve ancak günümüzün en müstahkem, kavi yıkılmaz sarsılmaz tahkimatı olan Risale-i Nur'un nurani siperine iltica etmekle ve onun daire-i kutsiyesine dehalet etmekle kurtulacak ve imanınızı kurtararak idam-ı ebedi zannettiğiniz ölümü bir hayat-ı bakiye tebdil edeceksiniz. Ve işte o nurun mübarek tercümanının ve mübarek şahs-ı manevisinin ecirna ve ecir valideyna ve ecir talebete resali nur ve valideyhi minen nar ve emsali dualarının kabulüyle, şefaatiyle ve hürmetine benim dehşetli fakat cehennem ateşi yanında hiç emniyeti olmayan ateşimden onun şakirtlerinin, hadimlerinin ve risalelerinin muhafızı bulunan mağazaları nasıl azat olmuş, kurtulmuş ise sizler de o mübarek şakirtler gibi o mübarek daire-i kutsiyeye dehalet ettiğinizde dünyevi ve uhrevi dehşet ateşlerden kurtulacak ve evlat ve iyalinizin bir nevi çoban olmak hesabıyla
O sevgililerinizi, o sevgililerinizi de kurtaracaksınız. Ve her birerlerinizin maddi ve manevi felah ve saadete nail olacaksınız. Bakıp da görmeyen, görüp de görmek istemeyen kapadığınız gözlerinizi açınız, görünüz ve azim tehlikelerin çok yakın olduğunu, ihsas ve telaş ve itirazınızı artırmaktan başka bir işe yaramayan dünyevi hadiselerini veren, dünyevi havadislerini veren radyo başına değil, ayaklarınızdaki bütün derman ve kuvvetinizde Risale-i Nur'un başına ve onun neticesi emniyet ve selamet ve saadet olan Nurani dairesine koşunuz. Bizlere de ey nurcular, Allah'ın sizlere ihsan ettiği ezeli lütfuna karşı secdeden başlarınızı kaldırmayınız. Ya aslan abim benim be. Döktürmüş canım benim. Helal olsun. Ne diyor burada? Diyor ki ondan sonra şurası. Dursun burada. Bir saat oldu değil mi? Oldu. Bizim saatimiz de oldu. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.